Değerli Kanal 3 izleyenleri, bir programda daha birlikteyiz. Bugün de çok hayati, önemli bir konu konuşacağız. Çok değerli konuklarımızla, Doçent Doktor Mehmet Özger, Afyonkocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünden, aynı zamanda şair yazar ve Eyüp Akyüz Hoca, kendisi sosyoloji doktorası yapıyor şu anda ve şair yazar. Hocalarım hoş geldiniz, Hoş sefalar bulduk. getirdiniz. Teşekkürler. Güzel bir gün, fakat tabii konuşacağımız konu biraz kavram olarak çok hayatımızın içinde, hatta bir tarafı, yarısı diyebiliriz. Çünkü kötülük kavramı üzerine konuşacağız. Kötülük dediğimiz şey de iyilik ve kötülük. Hayatın bir tarafı iyilik, bir tarafı kötülük diyebiliriz belki. Bu kadar bizim hayatımızın içinde olan bir konu. Öncelikle biz bu kavramı kaynaklarından başlayarak irdeleyelim istiyoruz hocam. Ve Eyüp Hoca ile biz buna başlayalım. Acaba kötülük kavramının kaynağı nerelere kadar gidiyor? Hocam buyurun. Teşekkür ederim hocam. Kötülükle ilgili her zaman felsefi olarak tartışma olmuştur. Yani ilk çağ filozoflarının başlattığı bir tartışmadır. Birincisi doğal yoldan bir kötülük vardır. İşte bunu Tanrı'ya dayandırırlar. İkincisi de ahlaki kötülük. Bu da insan merkezli, insani olan bir kötülükten bahsederler. Ve bunun mantıki olarak ilk felsefesini oturtan M.Ö. 270 yılında Epikür'dür. Epikür bir soru sorar. Sorduğu soru çok mantıksız da değildir aslında. Şunu der: Tanrı kötülüğü yok etmek istiyor mu? Ya da Tanrı varsa neden kötülük var? Böyle bir soru sorar. Çünkü Tanrı adaletin temsilidir. Tanrı bütün hükümranlığıyla dünyayı ve insanlığı kuşatmıştır, kainatı kuşatmıştır ama neden kötülük var? Burada şunu der: kötülüğü yok etmek istiyor ama yok edemiyorsa o zaman mutlak bir gücü yok, mutlak bir hakimiyeti yoktur der. Onun dışında yok edebiliyor ama yok etmek istemiyorsa art niyetlidir, kötü niyetlidir der. Ama bu da Tanrı'ya yakışmaz der. Tanrılık vasfını kaldırmaz bu der. Bunun dışında yok etmek istiyor ama edemiyorsa hem güçsüz hem de art niyetlidir der. Ve son olarak ortaya şöyle bir şey çıkar: Tanrı yok etmek istiyor ve bu kötülüğü yok edebiliyor. Burada da evet, işte bu Tanrı vasfına uygun bir tanımlama der. Peki madem Tanrı yok edebiliyor, yok edebiliyor, yok etmek de istiyor, kötülük neden var? Böyle bir problem ortaya atar. David Hume da buna devam ettirir bu tartışmayı. Ondan sonra gelen düşünürlerden bir tanesidir. Tanrı ya güçlü değil, ya iyi değil, ya da kötülükten haberdar değiller. Burada biraz da alaycı ifadelerle metinler yazar. Bu bizi teodise tartışmasına götürür. Yani adil bir tanrı var ama buna rağmen kötülük neden var dünyada diye. Buna pek çok cevap vermeye çalışmış olan düşünürler vardır. Platon mesela bütün iyiliklerin kaynağı tanrıdır der ama kötülükleri tanrı dışında aramalıyız. Tanrıda kötülük bulamazsınız der. İslam düşüncesinde de farklı görüşler vardır ama İbn Sina'ya baktığımız zaman İbn Sina özgür iradeyi de yaratmıştır tanrı der. Dolayısıyla insan özgür iradesiyle iyiliği seçebilir. Neden kötülüğü seçiyoruz der. İmam Gazali de aynı şeyi söyler. Hatta Leibniz de İmam Gazali'den ortaya çıkarak mümkün dünyaların en iyisidir bu dünya der. Ve Gazali Tanrı'nın kötü olamayacağını, insanın özgür iradesiyle kötülüğü seçebileceğini söyler. Peki İslam bu mevzuya nasıl bakıyor? Onu konuşmamız gerekirse şöyle bir şey söyleyebiliriz: İslam insanın yeryüzünde bir imtihan üzere yeryüzünde var olduğunu söyler. Bunu Tanrı'nın verdiği o doğal afetlerin ya da herhangi bir kazanın, herhangi bir musibetin bir imtihan olduğunu söyler. İmtihan olarak baktığınız zaman bunu kötülük olarak sayamazsınız. Kötülük, hatta Kur'an ifadede, ayette de geçer, bir kötülük varsa o sizin kendi nefsinizdendir der. Evet. Buraya bağlar. Burada ortaya şöyle bir şey çıkıyor o zaman: doğal kaynaklı kötülükler, ki buna kötülük denir mi? Bu tartışılmıştır mesela. Doğal yoldan ortaya gelen afetler, musibetler aslında birer imtihandır. Ama bunun dışında insanın özgür iradesiyle hem kötü hem iyi olabileceği varsayımına dayanarak
insanın kötülüğü tercih etmesi burada kötülüğün kaynağının insana yani ahlaki vasfa doğru çekilmesine neden olmuştur. Tabii burada çok önemli bir soru ve sorun var aslında. Çünkü insanların büyük bir çoğunluğu bu kötülük probleminden dolayı ateizme yönelmişlerdir. Mesela yanılmıyorsam 1755'li yıllarda Lisbon depremi oluyor Portekiz'de ve Azizler Günü'nde oluyor. İnsanların büyük bir çoğunluğu kiliselerde tam oradayken müthiş bir deprem oluyor. Depremin ardından da bir yangın çıkıyor. Depremde binlerce insan ölüyor. Bir rivayete göre 40 bin, bir rivayete göre 60 bin. Çoğu görüşe göre de 40 bin ila 100 bin arasında insan ölüyor. Çünkü depremden ölmeyenler o akabinde ortaya çıkan yangında hayatlarını kaybediyorlar. Burada Voltaire bir şiir yazıyor mesela. Tanrı'yı eleştiren. Sen neredeydin diyor. Neden müdahil olmadın diyor. Ya da sen neden o insanları öldürdün diyor. Uzunca bir şiiri var mesela Voltaire'nin. İşte burada sana ibadet etmek için gelmiş olan insanlar var diyor. Katoliktir biliyorsunuz Portekiz o dönemdeki Lisbon. İnsanların büyük bir çoğunluğu acaba neden diye sorgulamaya başlıyorlar. Acaba kötü bir tanrı mı var ya da tanrı yok mu diye sorgulamaya başlıyorlar. İşte bu noktada teorisi tartışılabilir. Ama Kur'an'ın ifadede ne diyor? Sizleri korkuyla, açlıkla, mallarınızla ve canlarınızla imtihan etmek üzere biz yeryüzüne gönderdik. Kimin bu imtihanını kazanacağını görmek için sizleri yeryüzüne gönderdik. Sabredenleri müjdele diyor mesela. Evet. İslam'ın buna verdiği bir cevap var. Aslında bütün dinlerin var. Yani teizmin verdiği cevaplar var. İşte ateist kesim bunu çok fazla görmek istemiyor. Neden? Çünkü onlar imtihanı reddediyorlar. Temel problem aslında burada başlıyor. İnsan iyi midir, kötü müdür ya da tanrı mıdır bunun kaynağı? Bunu sorgulamak lazım. Tabii burada bir çelişki var aslında. Tanrı'yı kötülükle suçlayan insanlara bakıyorsunuz, önünde iyilik yapma fırsatı olmasına rağmen iyilik yapmıyor. Suçlamak evet. Çok kolay. Yani evet. Aslında suçlamak da kötülüğün başlangıcı da diyebiliriz. Çünkü sizin elinizde bir imkan var. Yapabileceksiniz, düzeltebileceksiniz ama siz başka bir varlığı suçluyorsunuz. Evet. Belki de kötülük buradan başlıyordur. Doğru hocam. Yani gerçekten insanın kötülükle imtihanı aslında kötülüğün yani musibet de diyebiliriz. Ona isabet etmesi ve bunun sorgulamasını kendi içinde yapması sonucu felsefi olarak da işte sizin yani milattan önce 250 idi galiba Epikür'le başlayan bir ahlaki sorgulama söz konusu. Acaba yani doğal bir şekilde mi kötülükler var yoksa ahlaki olarak mı kötülüklerden bahsedebiliriz? Tabii ki ilahi kitaplar da bunu neticede ortaya koyuyor. Ve o kitaplarda da kötülüğün iyiliğin ne olduğu, kimden geldiği, yani Kur'an-ı Kerim'e atıfla dediniz hocam işte Allah'ın bize iyilikleri verdiği ama başımıza gelen bir musibet varsa da kötülük varsa da bunun kendi yaptıklarımızla ilgili olduğu ifade ediliyor sürekli. Elbette ki kötülüğü ve iyiliği yaratan Allah ama hiçbir zaman bizim kötülükle muhatap olmamızı istemiyor. Ama biz nefsimize yenik düşerek kötülüğe duçar oluyoruz. Peki hocam, Mehmet hocamız acaba bu konuda hem kaynağı konusunda hem de edebiyatta belki bu kötülük kavramının işlenmesi konusunda ne der acaba? Evet, merhabalar. Şimdi tabii hocam dediği gibi bu mesele genelde ateizm, deizm, din odaklı tartışılmış. Kötülük ve teodise diye yani Allah'ın adaleti anlamına geliyor aslında teodise. Bu şekilde yazılan kitaplar da var. Cafer, Sadık Yaran'ın kitabı var mesela Kötülük ve Teodise diye. Hem batıda hem doğuda hem Yahudi kaynaklarında, Hristiyan kaynaklarında, İslam kaynaklarında kötülük meselesinin Tanrı ile ilgili olup olmadığı tartışılmış. Şimdi Batı edebiyatında biliyorsunuz çok önemli bir kitap vardır Faust. Daha doğrusu bu bir söylencedir daha önce. Sonra Marlow yazmıştır. Daha sonra Alman edebiyatına geçmiş, Goethe yazmış. Şimdi bu kitapta Tanrı ile Doktor Faust'un bir tartışması vardır. Yani daha doğrusu Mephisto'nun bir tartışması vardır. Doktor Faust üzerinden ilerleyen bir eserdir. Bu bir tiyatrodur.
Burada Tanrı ile şeytan ya da iblis bir tartışmaya girerler tabiri caizse ve orada Tanrı'nın iddiası insanın iyi olduğundadır. İnsan özünde iyidir der. Şeytan ise iblis de aslında insanın kötü olduğunu iddia eder. Tabii bu insanın yaratılış hikayesiyle ilgilidir. Kur'an'da da mevcuttur aynı mesele. Orada da Kur'an'da da mesela insan yaratılırken insanın kabul etmesini ister Tanrı meleklerden. Secde edin der mesela. Tek secde etmeyen varlık orada iblistir ve bir gerekçesi vardır. Der ki ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı. Ben ondan daha üstünüm diyerek karşı çıkar ve şöyle bir söz alır. Ben insanın kötü olduğunu ispat edeceğim ve bunun için de bana bir süre ver der. Tanrı da ona bir süre verir. Kıyamete kadar sana süre veriyorum der. O zaman şeytan der ki ben insanın dost doğru yoluna oturup onu saptıracağım der. Şimdi buradaki iddia da aslında Allah insanın iyi özünde iyi olduğunu söylüyordur. Tabii ki Tanrı sonsuz bir bilgiye, kudrete sahip olduğu için zaten biliyordur. O zaman bu meseleye baktığımızda insan özünde iyi bir varlıktır. Özünde iyi bir varlıktır ama insanın yaratılış hikayesine tekrardan baktığımız zaman Allah insanı yarattığı zaman topraktan yaratır. Evet. Yani bir çamurdan yarattığını söyler. Şimdi çamurdan yaratılmanın şöyle bir tarafı vardır. Eğer çamur aşağı bir şeydir. Dünya dediğimiz şey de dun aşağı bir yer demektir aslında. Aşağı olduğu için, çamur olduğu için insanın bir çamur tarafı vardır. Ve bu da insanın olumsuz şeyler yapabilme potansiyelini gösterir. Allah insanı çamurdan yarattıktan sonra ona kendi ruhundan üfler. Bu da Kur'an'daki ayetlerde vardır. Evet. Şimdi Allah kendi ruhundan üflediği için ve Allah mutlak iyi olduğu için o zaman insanda iki şeyi vardır. Hem iyilik vardır hem kötülük vardır. Ama Allah'ın Kur'an'da yahut da işte batılı kaynaklarda edebi meselelere yansıyan tarafıyla işte Faust'ta yansıdığı gibi iyilik mi baskındır, kötülük mü baskındır? Yoksa insanda hem iyilik hem kötülük zaten mevcuttur. Potansiyel olarak mevcuttur. İyilik yapabilme ve kötülük yapabilme özelliğine sahiptir. Bu Kur'ani kaynaklarda veyahut da işte batıda da Hristiyanlıkta da Yahudilikte de edebiyatı da aynı şekilde yansımıştır. O zaman insan dediğimiz zaman karşımıza hem iyilik yapabilen hem kötülük yapabilen bir varlığın çıkması gerekiyor. Fakat burada ilginç bir şey var. Melekler o zaman Allah'a bir itirazda bulunurlar. İtiraz şudur. Kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın? Hatta bazı kaynaklarda yine kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın gibi ifade vardır. Bu şu anlama gelir. O zaman daha önceden Allah'ın yaratmış olduğu kan döken varlıklar da söz konusu olabilir. Var olabilir. Evet. Peki Allah kan dökebilecek bir varlığı meleklerin varlığına, yani meleklerin varlığı söz konusu iken hiçbir kötülük yapmayan, sadece iyilik yapan yahut da sadece Allah'ı tesbih eden varlıklar varken Allah neden insanı yaratmıştır sorusunun cevabı biraz şurada yatıyor gibi yani. İnsanda özgür irade vardır. Seçme hakkı vardır. Eğer insanlığın, insan dediğimiz varlığı ele aldığımızda hemen o seçme hakkına dönmemiz gerekiyor. Özgür iradesine dönmemiz gerekiyor. Eğer insanda özgür irade olmasaydı o zaman insanın bir anlamı olmazdı veyahut da dünyanın bir anlamı olmazdı. İnsanın yaratılışının bir anlamı olmazdı. Çünkü insan dediğimiz varlık biraz da seçme hakkına sahip olduğu için, özgür iradesi olduğu için insan insandır. O zaman şöyle düşünmek lazım. İnsan özgür iradeye sahip olduğu için ve bu dünyaya gönderildiği için seçme hakkına sahip. İşte insan yaratılıyor daha sonra o hikayeye göre. İnsan yaratılıyor, cennete koyuluyor. Daha sonra arkasında Hazreti Havva yaratılıyor. İşte bu ağaçtan yeme deniyor. Ağaç, buğday, elma gibi tabirler var tabii orada. Fakat insan gidip kendi iradesiyle, özgür irade, bakınız burası çok önemli, özgür iradesiyle, yani cennet dediğiniz yer sonsuz bir yerdir. Bu sonsuz ağaç vardır orada. Yani hiçbirine belki çoğuna dokunmamıştır Hazreti Adem ama gidip o ağaçtan yiyebiliyor. Özgür iradesiyle seçmiş yani sonuçta. Özgür iradesiyle onu seçtiği için İnsan dünyaya atılıyor. Şimdi bununla ilgili mesela Muhammed İkbal'in zannedersem bir ifadesi var. İşte Tanrı ile insan, Tanrı ile iblis
Şeytan aslında insana bir İngilizce bir ifade, oyuna getirmiş diyor mesela Türkçe'ye çevirirseniz. Niye oyuna getirmiş diyor? Çünkü insanın seçme hakkını kullanabilmesi için, özgür iradesini kullanabilmesi için sınava tabi olması gerekiyor. Eğer sınava tabi olmayacaksa zaten cennette melekler vardı, zaten yaşıyorlardı. O zaman insanın dünyaya gönderiliş amacı, yani o elma dediğimiz, elmayı yemesindeki hikmet şudur. Dünyaya gönderilecektir. Dünyada olumlu olumsuz şeylerin olduğu bir hayatın içine atılacaktır. Ve burada iyiyi seçmekle ödevlendirilmiştir, görevlendirilmiştir. O zaman dünyada hem iyilik hem kötülük her zaman olacaktır. Her zaman olacaktır. Ama insana düşen burada iyi seçmektir. Şimdi Tanrı dünyada olan olaylara baktığımız zaman afetler yahut da sakat yaratılmalar yahut da benzeri şeyler. İşte bunları Allah yarattığına göre Allah kötü müdür? Allah kötüyü yaratır mı? Hayır. Allah kötünün yaratılmasına izin verir sadece bir çerçeve olarak. Mesela hayır ve şerrin Allah'tan geldiği, hepsinden Allah'ın haberi vardır. İyilik Allah'tandır. Ayet var mesela. İyilik Allah'tan, kötülüğü ise sizdendir diyor. Doğru. Evet. O zaman biz dünyada var olan yapıya baktığımız zaman, insana düşen şeye baktığımız zaman insan iyilik de yapabilen, kötülük de yapabilen bir varlığa sahiptir. Çünkü bir tarafı çamurdur, bedendir mesela. Bedenin istekleridir. Bunun haricinde insan nefsinin istekleri dediğimiz kıskançlık, öldürme, sahip olma ve benzeri o kötülükler. Ahlaki kötülükler dediğimiz bu kötülükler vardır. Buna rağmen insan iyi olmak zorundadır. Peki insan mutlak iyi midir? Hayır, insan mutlak iyi değildir. Çünkü beden ve ruh, Allah'ın ruhu insanda aynı anda olduğu için insan doğduğu günden öldüğü güne kadar sürekli bu ikilemin arasında yaşayacaktır. Bu çatışma sürekli olacaktır. Bu çatışma sürekli ise o zaman her an iyilik yapabilme ve kötülük yapabilme potansiyelini kendisinde taşıyacaktır. Ama insana düşen ve Allah'ın istediği insan iyi olmasıdır. Peki insan hata yapmaz mı? Günah işlemez mi? Kötülük yapabilir. O zaman da Allah insana bir kapı bırakmıştır. Tövbe kapısıdır o. Tövbe etme hakkı vermiştir. Yanılgılarının düzeltme hakkı vermiştir. Ve bu ölene kadar devam eder. Elbette ki Firavun gibi son nefesinize kadar değil, son nefeste yapılanın bir anlamı yok ama hatanızı düzeltme hakkı da verilmiştir insana. Onun için mesela insana görev de verilmiştir. İnsanın görevi nedir? İnsanın görevi mesela Kur'an'da da geçer. İyiliği emredip kötülüğü nehyetmek ya da ortadan kaldırmaktır. Günümüzde yani içinde yaşadığımız zamana baktığımızda kötülük çoğunluktadır gibi bir şey var. Kötülük çoğunlukta ise eğer bu yine insandandır ve her insan teki kendi başına bu kötülüğü ortadan kaldırmak için bir adım atmak durumundadır. Peki şeylere ne diyeceğiz o zaman? İşte ne bileyim sakat yaratılmışlar ya da başka zor durumda olanlar. Allah herkesi kendi çapında, kendi durumuyla imtihan ediyor. Yani sizde olmayan bir şeyi sizde istemiyor mesela. O anlamda sizin her an iyilik yani her halde, her şartta iyi olma potansiyeliniz daima vardır. Çünkü evet. Çok basit şeylere bile biz yani bir insana tebessüm etmek mesela iyilik olarak görülüyor. Bir taşı yoldan kaldırmak iyilik olarak görülüyor. Ve insanların zannettiğinden daha fazla mesela kötülük mü yaygındır, iyilik mi yaygındır? Şimdi bunları ölçemezsiniz ama herhangi bir insanın hayatını ele aldığınız zaman insanın hayatındaki iyilikler veyahut da iyi durumlar, mutlu olduğu zamanlar, mutsuz olduğu ve kötü olduğu durumlardan çok çok daha fazladır. O anlamda biz baktığımızda işte kötülük daha yaygındır dediğimizde yanılmış oluruz aslında. Çünkü kötülük değil, iyilik daha fazladır ya da olumlu şeyler fazladır da biz olumsuz şeyleri görürüz. Ve iyilik daha kolaydır. Bir tebessüm i̇yilik yapmak etmek kolaydır dahi, yani. Tebessüm etmek dahi bir iyiliktir yani. Evet, biz sadaka çok basit şeyler. Kesinlikle. Tabii. Bir örnek vardı mesela Eyüp Bey de hatırlar. Amerika'da bir kadın zannedersem diyor ki ben şu köprüye kadar yürüyeceğim. O köprüye kadar bana selam veren, tebessüm eden biri olursa intihar etmeyeceğim diyor. O zaman bir tebessüm etmek bir hayat kurtarabiliyor. Veyahut da birine selam vermek bir hayat kurtarabiliyor. O zaman iyilik yapmak daha basittir. İyilik daha yaygındır aslında. Kötü daha azdır ama şöyle bir şey var. Kötülük yapanlar belki daha güçlüler olduğu için kötülük daha yaygın görülüyor. Yoksa insandaki öz evet, iyiliktir hocam. Yani. Yani dediğiniz gibi kötülük yaygın görünüyor, gösteriliyor yani özellikle. Mesela gündelik yaşamımızda gördüğümüz şey
işte televizyon programlarında, haber programlarında iyilikten çok, yani olumsuz, insan başına gelen kötü şeyler veya insanların yaptıkları, başkalarına yaptıkları ya da kendilerine yaptıkları kötülükleri gösteriliyor ve bu daha çok tabiri caizse reyting alıyor. Dolayısıyla biz iyiliğin burada bayağı bir azınlıkta kaldığını, yani iyiliği pazarlamanın dünyanın bu mantalitesinde olmadığını görüyoruz. Yani hep kötülük pazarlanıyor ve kötülüğü sürekli yaymak için uğraşanlar, iyiliği yaymak için uğraşanlara galebe çalıyor gördüğümüz kadarıyla ve böyle olunca zannediliyor ki dünya hep kötülüklerle dolu bir yer. Oysa iyilikleri tabii ki biz kendimiz içimizden, nefsimizden başlayarak iyilikleri kendimiz keşfedip, az önce İp Hocam'ın dediği işte tebessüm etmekten başlayıp, yani iyilik yapmanın yolları aslında kötülük yapmaktan çok daha yani maliyetsiz diyelim. Yani evet. Maddi olarak da bize, yani insanlara güzel söz söylemenin ne maliyeti var? Selam vermenin, tebessüm etmenin. Dolayısıyla aslında iyiliği yaymak daha kolay ve insanı daha mutlu eden şey. Yani kötülükler insanın, kötülük yapanı da rahatsız eder. Ama o bir hastalığa yakalandığı için belki farkında değil. Oysa kötü düşünmeye başladığımızda bizim biyolojik olarak da sağlığımız etkileniyor. Ruhsal sağlığımız da etkileniyor. Bazen işte depresyonlara giriliyor. Kötülükle uğraşanlar için söyleyelim. Ama iyilik yaptığımızda, yani bir çiçeğe, bir suya güzel sözler söylediğimizde bile kristalleri daha güzelleşiyor falan. Burada işte maalesef ki tabii baskı, kötülüğün baskısı, kötülüğün sıradanlığı meselesi, hani onu konuşacaktık, Hannah Arendt'in bir yaklaş kitabı. Kötülüğün sıradan hale gelmesi bize sanki kötülük yapılması gereken bir şeymiş gibi söyleniyor, gösteriliyor. Oysa iyilik yaparsak, bir de ben Kur'an-ı Kerim'den tabii araya gideceğiz şimdi hocalarım. Ama bir sözle bitirelim isterseniz bu arayı. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah, iyilik yaparsanız kendinize iyilik yaparsınız diyor. Bu çok önemli bir yaklaşım bence. Yani Allah'ın iyiliğe ihtiyacı yok. O bütün evreni yaratmış, kurmuş ve diyor ki ben size bir imtihan ortamı kurdum ve sizi yarattım. Siz eğer iyilik yaparsanız bana yapmış olmazsınız, kendinize yapmış olursunuz. Kötülük yaparsanız da tabii ki kendinize. Biz kötülük kavramı üzerine hocam bu reklamlardan sonra konuşmaya devam edelim. Edebiyattaki kötülükten daha bahsetmedik. Aradan sonra birlikteyiz değerli izleyiciler. Aradan sonra birlikteyiz değerli izleyiciler. Kötülük kavramı üzerine konuşuyorduk. Ve kötülüğün kaynağından başlamak üzere bugünlere kadar acaba serüveni nasıl? Kötülük deyince biz neyi anlamalıyız? İyilikler neden azalıyor Eyüp Hocam? Yani işte dedik ki kötülükler hep sürekli gözümüzün önünde. Sanki her yerde kötülük varmış gibi, televizyonlar, sosyal medya, her taraftan kötülük tabiri caizse fışkırıyor bize, yağıyor falan. Ama iyilik neden azalıyor? İyilik kavramı neden özellikle insanların zihninden, ruhundan çıkarılmaya çalışılıyor? Buyurun hocam. Bir kere hocam, iyiliğin ne olduğunu çok fazla bilen bir toplum değiliz artık. Yani bu bugünkü toplumdan bahsediyorum. İyilik nedir? Mesela ben Denize Atılan İyilik diye bir masal serisine başladım. İnsanlara sordum. Dedim iyilik nedir? Çok fazla iyilik tanımı yapabilen insan görmedim. Çünkü iyiliğin ne olduğunu biz artık bilmiyoruz. Çevremizde çok fazla iyilik yapan insan yok.
İyiler azaldı mesela baktığınız zaman. Kötüler iyilere galip geldiler. Çevremize bakıyoruz. Örnek gösterelim. Son zamanlarda izlediğimiz hangi dizide iyi karakter görebiliyoruz? İşte benim aklıma Gönül Dağı dizisindeki Ciriç'i Abdullah geldi mesela. Evet. O ne yapıyor orada? Birileri kavga ediyor, araya giriyor. Ya da birinin başına bir iş geliyor. Sıkışıyor, strese giriyor, bunalıma giriyor, ona gidiyorlar. Ve o onun gönlüne tabiri caizse üflüyor. Onun gönlüne bir inşirah bahşediyor. Neden? İşte bunlar güzel insanlar, hikmet sahibi insanlar. Bizim iyi dediğimiz insanlar. Ama çevremize bir bakalım şöyle, gerçekten iyilik fısıldayan insanlar var mı bizim hayatımızda? Çok fazla örnek alınacak iyi insan yok. En temel nedeni bence bu. İkinci olarak iyiler ne yazık ki budala olarak görünüyor. Yani iyilik yapıyor adam, tabiri caizse ya da amiyane bir tabir söyleyelim, enayi olarak görülüyor. Karşılık bekliyoruz. Ama iyilik yapan insan karşılığında mükafat bekliyorsa tefecidir diyordu Cemil Meriç. İyilik yaparsınız, evet, karşılığını sonraki dönemden, yani Allah'tan alırsınız. Büyük varlık için, büyük özne için iyilik yaparsınız. Karşıdan bir şey beklediğiniz için değildir. Onun dışında iyiler hep vefasızlıkla karşılaşıyorlar. Ve bunu Allah'tan beklemedikleri için yaptıkları iyiliğin karşılığını, mükafatını, insandan bir vefa bekliyorlar. Dolayısıyla bu da insanların iyiliği devam ettirmesinin önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. İyiliğin bir de mükafatı yok. Prim yok. İyilik yapıyorsunuz, mükafatına mesela cennet diyorsunuz. Cennet ne zaman? Çok uzak bir gelecek, uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Ama biz ne diyordu Allah ayetinde? Şüphesiz insan çok acelecidir. Acele olan dünyayı ister. Sonraki ahireti görmek istemez, görmez, hatırlamaz. Evet. En temel nedenlerinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Bunun için önce iyiliği yayacak bir iklim oluşturmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Yani ne zamanki bir iyilik iklimi oluşturulur dünyada, örnek alınacak insanlar olur, herkes iyi olmaya başlar. O zaman iyilik ortaya çıkar ve karşılığını ancak Allah'tan bekleyerek, insandan bir şey beklemeden. Biz yolda giderken bir taşı aldık, kameralar işte bizi çeksin, ekranlar bizi görsün, insanlar benim ne kadar iyi olduğumu bilsin diye değil. Biz o taşı oradan alacağız, yolumuza devam edeceğiz. İleride başka bir taş kaldırmak üzere yolumuza devam edeceğiz. Ben insanın mimar olduğunu her programda söylüyorum burada. İnsan bir mimar olarak yeryüzüne gelir, yeryüzünü imar etmeye çalışır, iyilikler yapar ve geri dönmez. Yaptığı iyilikleri saymaz. Aradığı merkez eski bir iyiliği bozdurmak için sıra bekliyor diye bir şiirimde böyle bir dize yazmıştım. Biz eski bir iyiliği bozdurmak için sıra beklemeyeceğiz. İyiliği yapacağız, yeni bir iyilik için yollara düşmek zorundayız. Ben böyle düşünüyorum. Ne yazık ki kötülük servis ediliyor. Hep kötüleri görüyoruz. Cahilliğin bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. Kötülüğün bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. İyiliğin bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. Hatta iyilik yap, iyilik bul diye de bir film vardı. Bir iyilik yapacaksınız, oradan oraya devam edecek. Yani hep kötülükler yaygınlaşmaması lazım. İyilik yaparak yaygınlaştırmak durumundayız. Hocam kesinlikle, ben de aklıma şey geldi. Şimdi Cengiz Aytmatov konuşmuştuk ya arada hocam. Hani iyilik, kötülük yapıldığında sürekli birbirini doğuran bir şey. Yani kötülük tohumları, kötülük tohumlarını aslında doğuruyor bana kalırsa. Burada iyilik tohumu ekilirse bu iyilik tohumlar, yani iyilik filizlenecek demektir. Mesela Cengiz Aytmatov'un Stalin Hitler gibilerin gelmemesi için dünyaya Kassandra tamgası ya da damgası kitabında, romanında ortaya koyduğu bir şey var. Yani o embriyolar işte bir sinyal yoluyla dünyaya gelip gelmemelerini kendileri seçsinler diyor ve Stalin Hitler gibi embriyolar varsa da dünyaya gelmemelerini sağlayalım ki dünya kötülüklerden arınsın. Yani bu tabii bir yazarın aslında vicdanının çıkardığı bir ses. Çünkü o günleri de yaşamış. Stalin zulmünü zaten sonuna kadar yaşamış birisinden bahsediyoruz. Bu kötülüklerin bir daha olmaması için kendince işte Kassandra gibi o mitolojik karaktere atıf yaparak bir proje geliştiriyor. Onun içinde değişik fütürist adam var. İşte fizikçi var. İşte diğer yani karakterler söz konusu. Ve onlar aracılığıyla insanlığın bu kötülük tohumlarının, çünkü diyor ki bir kötülüğün yerine başka bir kötülük geçiyor ve başka bir kötülük için tohum bırakıyor.
biz iyilik için tohum bırakmaya çalışmalıyız yani. Başta dediğiniz hocam enteresan, mesela filmlerde Gönül Dağı dizisini söylediniz. Gerçekten çok az iyilik filmleri, dizileri yapılıyor. Mesela Hollywood sektöründe de bunu görüyoruz. Yani mesela hep iyiler cezalandırılıyor. Yani ben en son bu şeyde yani kötülerin cezalandırıldığı bir testere serisi vardı ya, orada hani kötü insanları dolandıran, işte paralarını çalan, sağlıklarını çalan, işte uyuşturucu gibi kötü şeylere alıştırma için çaba sarf eden kişilere tuzaklar kuruyordu. O bir tersten enteresan bir bakıştı. Hani genelde o Kuzuların Sessizliği gibi filmlerde ne tür şeyler var? Hep böyle masum insanlar, iyi insanlar, caniler tarafından zarar görüyorlar. Oysa böyle olduğu zaman diyor ki insan, ben iyi olursam bana da bir cani ya da bir işte kötü insan gelecek, zarar verecek gibi. Ama iyiliği yaymak, mesela yine Kur'an-ı Kerim'de de hocam kötülükte birleşmeyin diyor mesela ayette. İyilikte birleşin, iyilik yapmada yardımlaşın, kötülük yapmada yardımlaşmayın diyor. Sizin dediğinizin tam işte yani yaygınlaştırılması için iyiliğin, iyilikte birleşmemiz gerekiyor. Ama iyiler organize tabii olamıyor. Hep kötüler organize oluyor baktığınız zaman. İşte o kötü. Bir de mesela Joker da filmine baktığınızda, Joker filminde Joker'in nasıl kötü olduğunu çok güzel incelemişler, irdelemişler. Toplumda önüne gelen ona kötülük yapıyor. Adam da bakıyor, ben bu kadar kötülüğün intikamını almak istiyorum diyor. Ve bu bir haykırış aslında. Yani bu kadar kötülük görmüş birisinin iyi olma ihtimali çok düşüktür psikolojiye ve psikanalistlere göre. O zaman iyilerle karşılaşmak zorundayız. Bir de mesela çok büyük bir duadır aslında bizim Anadolu'da. Ne derler büyüklerimiz bize? Allah sizi iyilerle karşılaştırsın. Mesela. Ama eksik bir duadır. Allah bizi iyilerden etsin, sonra iyilerle karşılaştırsın demek lazım. Evet. Çünkü evet, iyilerle karşılaşabiliriz ya biz kötüysek. Evet. Bunu ne yapacağız? İyiliğin mesela kıymetini bilmezsek. Tabii yani biz iyi olacağız ve iyileri isteyeceğiz. İşte iklim böyle başlıyor. Ha bu kötülük mevzusunu dediniz, aklıma bir şey daha geldi. Evet. Kanada'da bir üniversitede araştırma yapılıyor. Kötüler üzerinde adam inceleme yapıyor. Bir tane evet, psikoloji profesörü. Nasıl kötülükler var ve belli bir grup üzerinde çalışma yapıyor. Karanlık üçlü dediği bir grup var burada. Narsistler, makyavelciler, bir de psikopatlar var. Narsistler kendilerine verdikleri, yükledikleri o değerlerin zedelenmesini engellemek için bir kalkan oluşturuyorlar. Ve bunlar kibirli bir şekilde, ukala bir şekilde karşı tarafa zarar vermeye başlıyorlar. Onun dışında makyavelciler hedefe ulaşma yolunda her yol mübahtır diyorlar. Bu insanlar da bütün kötülükleri meşru olarak kabul ediyorlar. Psikopatlar da karşı taraf ne düşünür, ne ister, hiç karşı tarafın duygusu yokmuş gibi, sadece kendisi varmış gibi gene ve bunu gaddarca yaparlar. Bir tane daha ekliyor, sadistler. Sadistler de aynı şekildedir. Eziyet etmekten zevk alan insan grubudur bunlar. Ama bunlar tabii normal kötüler olarak, kötü grup, kara üçlü ya da kara dörtlü dediği bir grup. Bunun dışında kalan insanlar, yani bu dörtlü gruba girmeyen insanlarda da kötülükler var. İşte aslında bunu konuşmamız lazım. Neden kötülük yapıyoruz? Neden bir bardak su vermek yerine, işte ya da yüz yüze gelip karşılıklı konuşmak yerine, iletişim kurmak da aslında bir iyiliktir. Karşı tarafa güzel bir şey aktarmak. Hani bir söz vardır ya, ulu orta herkesin içinde birine tavsiye vermek, o tavsiye değildir. O aslında fırçalamadır, o kötülüktür, hakarettir deniyor ya. Şimdi mesela onun biz iyiliğini istemiş olsak bir kenarda konuşurduk onunla. Evet. Biz bu yollara girmiyoruz. İşte birine bir çay ısmarlamak çok kolay aslında, değil mi? Bir çay ısmarlamak, evet, yani çay ısmarlamıyoruz. Bakıyoruz herkes kendi evinde bir başına oturuyor. Bu kötülükler sıradanlaşmaya başladığı zaman, kendisini iyi zanneden insanlar bile kötü olmaya başladığı zaman dünya kötü oluyor. Yoksa o bizim bahsettiğimiz kara üçlü, kara dörtlü grup, onlar ayrı. Onlar tescillenmiş kötüler. Ama sıradan insanlar, bizim gibi insanlar da bu kötülüklere düçar olduğu zaman problem başlıyor. Örnek gösteriyorum. Gene bu benim kendi sorduğum sorulardan bir tanesidir. İyi olarak kimi görüyorsunuz? Hatta ben köyde böyle bir anket yapmıştım. Geçtiğimiz yaz döneminde. Cevapları yazmıştım. Köyün en iyileri kimlerdir? Yani burada gıybet maksatlı falan değil.
insanlara göre iyi kim, kötü kim? Şunu gördüm verilen isimlere bakınca. Kimseye zararı olmayan, sessiz, sakin, kendi halinde insanları iyi olarak kabul ediyor toplum. Ben burada vasatımızın evet. çok düştüğünü düşünüyorum. Vasat çok dipte diye düşünüyorum. Neden? Çünkü şöyle bir insan düşünün. Öyle bir yerde yaşıyor ki, kendi evi var, bir çiftlik hayatı düşünün. Dağda, bayırda, çok uzak bir yerde, insanlardan uzak bir yerde yaşıyor. Ve kimseye hiçbir kötülüğü olmamış. Ama kötülüğü de olmamış. Ne iyilik yapmış, ne kötülük yapmış. İbadet de etmemiş, Tanrı inancı da yok. Bu insan cennete gidebilir mi mesela? Hiçbir evet. şey yapmamak, nötr insanlar iyi midir? Benim evet. gördüğüm bizim toplum bu nötr insanları iyi olarak kabul ediyor. Gerçekten bu da bir sorun hocam. Doğru. Ki Kur'an-ı Kerim'de hatta bir kavramı var hocam. İyilik olarak da tercüme ediliyor. O kavram içeriğine bakıldığı zaman işte sizin doğuya batıya dönmeniz iyilik değildir diyor. Asıl iyilik yine namaz kılmanız, işte zekat vermeniz, yardım etmeniz. Yani aslında namaz kılmak da iyilik. Yani iyi çünkü kendine iyilik yapıyorsun. Yani Allah onu emretmiş, kendine iyilik yap demiş. Kendine iyilik yapmak için namaz kılıyorsun. Kendine iyilik yapmak için zekat veriyorsun. Oruç tutuyorsun. Kendi hem bedenine hem ruhuna hem ahiretine iyilik etmek için. Bu bireysel iyilikler. Bir de bu bireysel. Bir de cemiyeti bağlayan toplumsal cemiyeti. İyilikler de var. Ama siz cemiyete hiç dahil olmuyorsunuz. Buna bu insanlara, bu tip insanlara iyi diyebilir miyiz mesela? Hiçbir insanın evet. hayatına dokunmamış, uğramamış evet. insanlar iyi midir mesela? Nötr dediğimiz. Ama evet. öyle bir hale geldik ki kötülük o kadar çok servis edildi ki ya diyoruz kıyıda köşe iyi insan ya kimseye işte etliye sütlüye karışmıyor. Bu insan iyi insan. Ama burada bir kavga oluyor. Müdahil olması gerekiyor. Adaleti tesis etmesi lazım. Hani kötülük gördüğümüzde biz elimizle müdahil olacaktık. İşte dilimizle asıl müdahil olan olacaktık. O. Elimizle, çok... dilimizle ya da kalbimizden tabii. buğz edeceğiz. O saydığınız tipler hocam aslında kalbinden bile buğz etmiyor. Karışmıyor tabii. yani. Ama hiç müdahil olmuyorsunuz. O doğru nasıl değil gerçekten. Biz nasıl iyi olacağız? Etliye sütlüye karışmayan insanlar iyi midir? Bana sorarsanız iyi değillerdir. Ben de katılıyorum hocam doğrusu. Yani iyilik aktif bir durumdur. Yani etmekle ilgilidir yani. Yani bir fiil, eylem olmadığı zaman biz onu yani elbette ki ameller niyetlere göredir. Ama siz o niyeti aldınız ve o eylemi de gerçekleştirmeniz gerekiyor tabii ki. Yani o iyiliği yapmadan sadece düşünerek ya da pasif durumda kalarak iyilik gerçekleşmiyor. Allah bize hani el vermiş, akıl vermiş, fiil yapma yeteneği vermiş. Biz müdahale etmiyoruz. O zaman aslında... O zaman kötüyüz hocam. Kötüyüz. Çok net yani, bir şekilde evet. kötüyüz. Yani o zaman pasif, yani nötr durumda kalanın iyi olmasını da... O iyi algısını da aslında biz yanlış buluyoruz. Değiştirmemiz yani lazım. Bir tane filmde lazım. Şey diyordu hocam. Kötüler koşuyorsa iyiler en azından yürümelidir diyordu. Evet. Ben öyle demiyorum. Kötüler yürüyorsa iyiler koşmalıdır diyor. Onu da düzeltmemiz lazım. Kesinlikle çünkü hocam. Çünkü iyi dediğiniz insan, biz yeryüzünü imar etmeye geldik hocam. Kötülükle mücadele etmeye geldik. Allah insana kötülük yapma potansiyeli, özgür irade de vermiş. Onun karşılığında vicdan vermiş. Evet. Ve biz vicdanı susturacak savunma mekanizmaları geliştirmişiz. Ama o da bana kötülük yapmıştı diyoruz. Ama biz yapan ne olması lazım? Kötülüğe rağmen iyilik yapabiliyorsak biz iyiyiz. Vicdanın sesini susturacak aygıtlar bulmaktan uzak durmalıyız. Çünkü evet. tekrar söylüyorum, kötülük yapma potansiyeli, özgür irademiz var ve hemen özgür iradenin bitişinde vicdan var. Vicdan bizi rahatsız ediyor. Diyor ki bak kötülük yapma diyor. İyi bir insan ol diyor. Ama biz vicdanın sesini susturma yöntemini de bulmuşuz. Hani virüsü bulmuşuz, antivirüsünü de bulmuşuz. Evet. Dolayısıyla vicdanın sesini kısacak o aygıtlara izin vermemek durumundayız. İzin vermemeliyiz. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Hocam, doğru. Mehmet hocam, yani edebiyatta biz hani ben başladım Cengiz Aytmatov'la. Bu kötülüğe yaklaşım nedir acaba? Evet, edebiyata geçmeden önce aslında şu Leibniz'in bu mümkün dünyaların en iyisi kavramı ve bir de bu Hannah Arendt'e değinmekte fayda var aslında. Tabii hocam. Şimdi biz kötülük ve iyiliği yani temelde tartıştığımız zaman bu teodise kavramıyla yüz yüze kalıyoruz. Burada eğer Tanrı varsa başka bir
mesele ortaya çıkıyor. Tanrı yoksa başka bir mesele ortaya çıkıyor. Şöyle bir şey, eğer Tanrı varsa, mesela şöyle tartışmalar var. Eğer Tanrı varsa niye böyle yaratmadı? En iyisini yaratmadı. Şimdi mesela Gazaliler, İbn Sina'lar vesairedir. Aslında en mükemmel şekilde dünyayı yaratmıştır diyorlar. Kötülük ve iyilik aslında dünyada beraber olmak durumunda. Şimdi Hannah Arendt'in kötülüğün sıradanlığında metafizik bir dünyanın dışında ki insanların kötülükle ilgili problemi ele alınıyor. Şimdi eğer cennet ve cehennem varsa bir yargı sorunu ortaya çıkıyor. Yani Allah'ın koyduğu kurallara göre kötülük ve iyiliği tanımlıyorsunuz. Eğer Tanrı yoksa o zaman kötülük ve iyiliği siz kendi başınıza tanımlamak zorundasınız. Hal böyle olunca da suç nedir, günah nedir, iyilik nedir, kötülük nedir bu tanımlar size ait olmaya başlıyor. Dostoyevski'nin de sanırım Tanrı yoksa her şey mübahtır diyor şimdi. Tanrı yoksa her şey mübah. Ya daha doğrusu ölçüt ya da kriter dediğimiz şey orada sorun. Şimdi mesela suç ve cezayı ele alın. Suç ve cezada neden bu mesele suç olarak görülsün? Suçun nasıl tanımlandığı üzerinde duruluyor. Yani asıl mesele ceza meselesi değil. Suç tartışılıyor. Suç nedir? Suçun tanımı nedir? Bunu suç kılan şey nedir? Mesela suç ve ceza dünya edebiyatının en büyük eserlerinden birisidir. Burada suç meselesi ve ceza meselesi tartışılır. Sonra Tolstoy'un eserlerini ele alın. Tolstoy'da dirilişte mesela birçok mesele vardır. Neden bu insanlar sürgüne gönderiliyor? Sürgüne gönderilme sebepleri nedir? Hak ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bu mesele. Şimdi burada Tanrı'nın koyduğu kriterleri esas alırsanız başka bir iyilik, kötülük, suç, ceza, günah, sevap gibi kavramlar burada bir anlam ifade ediyor. Eğer almazsanız bunu başka bir dünya ortaya çıkacak. O zaman siz dünyayı mı merkeze alacaksınız yoksa dünya artı cennet cehennemi mi merkeze alacaksınız? Çünkü dünya artı cennet cehennemi merkeze aldığınız zaman Allah mesela yaratabilmiş midir? Evet, en mükemmelini yaratmıştır cennet. En kötüsünü de yaratmıştır cehennem. İkisinin bir arada olduğu dünyayı yaratmıştır diye bakmanız gerekiyor. Ama tuhaf olan şey şu, bu tartışmaların, iyilik kötülük tartışmalarının, felsefi anlamda tartışmaların çoğunda ateistler, deistler mesela sürekli Tanrı'nın varlığı üzerinden, hayır Tanrı'nın varlığını dışarıda tutarak, o zaman siz ateistsiniz, deistsiniz, Tanrı'nın varlığını dışarıda tutarak bu dünyada iyilik kötülüğün insanla ilgili bir şey olduğunu üzerinde yoğunlaşın ve tartışın o zaman. O zaman insan kötüdür ya da insan iyidir diye bir çıkarımda bulunun diyebiliyoruz. Böyle bir tarafı var ama edebi eserlerin birçoğunda hocam zaten kötülüğün olmadığı bir eser, yani içinde çatışma olabilmesi için herhangi bir edebi eserin mutlaka işin içinde bir kötülüğün olması gerekiyor. O zaman kötülüğün de zorunlu olduğu sonucuna varıyoruz. Yani suç ve cezada bir kadının, tefeci kadının öldürülmesi veyahut da işte herhangi bir romanda bir kişinin öldürülmesi veyahut da birisinin bir kötülük yapması, işte ne bileyim kıskançlık olayı, diyelim ki Zehra'da kıskançlık olayı var. Şimdi kıskançlığı çektiğim zaman roman düşüyor. Dostoyevski'nin eserlerinde kötülük meselesini çıkardığım anda düşüyor. Kumarbazdan kumarı çıkardığın zaman düşüyor roman. Veyahut da herhangi bir roman, herhangi bir eseri ele alıyorsunuz. İçinde olumsuz olan şeyler çektiğiniz zaman o roman olmaktan çıkar. Çatışma unsuru olmayan roman olmaz. Eser olmaz. O anlamda edebiyatta mutlaka bir çatışmanın olabilmesi gerekiyor. Çatışmanın olabilmesi için de kötülüğün de olması gerekiyor. Çünkü o kötü karakterlerin ister filmlerde ister romanlarda olması gerekiyor. Başka ihtimal yok. Özgür iradenizi kullanabilmeniz için kötülüğün de olması gerekiyor. Eğer kötülük olmasa herhangi bir şekilde özgür iradenizi kullanamazdınız. Yani ne diyor o zaman dünyaya verecektiniz? Hiçbir anlamı yoktu yani. Şuna benziyor bu. Güneş, Allah'ın varlığı güneş gibi apaçık ise herkes zaten inanıyor olacaktı. Yani, o zaman seçme meselesi, yani özgür irade ortadan kalkacaktı. Ama tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Yani özgür irademiz var, her şeyin kötüsünü seçeceğiz falan, böyle bir şey de yok tabii ki. İnsanın umutlu olması gerekiyor. Umutlu olması gerekiyor. Kötülüğe rağmen iyiliği seçebilmesi gerekiyor. Fakat şunu da anlamamız gerekir. Mesela Eyüp Bey anlattığı kötülüğün daha çok yaygın olduğundan, gösterildiğinden,
Ama bir de eğer Allah'a inanıyorsak veyahut da Hristiyanlık düşüncesi, Yahudilik düşüncesinde olduğu gibi yani semavi dinlerde bir kıyamet düşüncesi vardır. Ve kıyamet düşüncesine göre de dünya sürekli kötüye doğru gidecektir. Entropik bir yapı vardır. Yani bilimsel anlamda da entropik bir yapı vardır. Sürekli kötüleşen bir dünya olacaktır. Ama bu dünyayla kısıtlı düşündüğünüz zaman bu çok kötü bir şeydir aslında. Ama dünyanın dışında bir cennet, cehennem tahayyülünüz varsa o zaman siz inanarak dünyanın en kötü zamanında bile yaşasanız iyilik yapabilme, iyi olabilme ihtimalinin, potansiyelinin sizde olduğunu varsayıp kabul edip iyilik yapmanız gerekiyor. Ama Eyüp Bey'in dediği gibi şimdi yani çok basittir aslında iyilik yapmak, iyilik yapabilmek. Çok basit şeylerle de iyilik yapabiliyorsunuz. Ama çok yani kötülük yapmak daha zahmetli bir iştir. Bu edebi eserlerde de gerçek hayatımızda da, bugünkü dünyada da vardır. İyilik kötülük vardır. Hep olacaktır. Olmak zorundadır da. Benim kanaatim bu yönde tabii. Burada mesele bizim hangisini seçeceğimiz. İyi olmayı mı seçeceğiz, kötü olmayı mı? Çünkü tekrar söylüyorum, iyi değilse kötüyüzdür. Bunun ortası yok. Yani cennetle cehennem arasında araf yoktur diye bir söz vardı ya. Şimdi ya iyisiniz ya kötüsünüz. Buna karar vermek zorundayız. Bir de kötülüğün de aslında dereceleri var. Ya bir insanın yaşama sevincini almak bir cinayettir aslında baktığınız zaman. Çok büyük kötülüktür. Ya en büyük günahlardandır belki de. Bir insanın yaşama sevincini almak. Çünkü elinde avucunda bir umudu var ve siz onu da çekip alıyorsunuz. Ya bundan daha büyük bir kötülük var mıdır mesela yeryüzünde? Ya da bir umut aşılamak, bir insana selam vermek. Ona selam vermek sana değer veriyorum demektir. Bir insanın kalbine uğramaktır. Ben bunları çok önemsiyorum. İyi olmanın yollarını aramak zorundayız. Her şeye rağmen insan olmanın, iyi olmanın yollarını aramak zorundayız. İnsana yakışan, onurlu davranış, şahsiyetli davranış aslında budur. Neresinden bakarsan. Şeylere de bakmak lazım. Yapacağız. Şimdi yani mesela iyi ya da kötü dediğimiz şeyin ayrımını doğru yapmak gerekiyor. Mesela ölüm kötü müdür? Yahut da benzer sorular var yani. Evet. Şimdi bizim atalarımız binlerce yıldır yaşasaydı bu iyi bir şey mi olacaktı? Yani bizim bunların ölçütü biz miyiz? Evet. Burası çok önemli bir şey yani. İyi ve kötünün ölçütleri çok önemli. Şimdi ben insanın kolaya kaçtığını düşünüyorum. Yani ölümdür, hastalıktır, musibettir bunların insanlar tarafından Tanrı'yı suçlayarak kendilerinden vebali attıklarını düşünüyorum ben. Mesela Mehmet Hoca biraz önce çok güzel bir şey söyledi. Yani burada ölçütü iyi yakalamak lazım. Biz o ölçütü yakalayamıyoruz. Neden? Bir kötülük var ortada. Bu kötülük kim tarafından ortaya çıkarılmış ve biz bu kötülüğe nasıl tepki vereceğiz? Bizim buna bakmamız lazım. Çünkü ölüm, evet, ölüm bir kötülük değil ki. Ölüm, evet, bir imtihan. Yani yaşamakta doğduysan doğmanın bedeli olarak ölümü kabul edeceksin. Ya da bir deprem. Ha şöyle de bir şey var mesela. Adam su kenarına, derenin kenarına ev yapıyor. İşte ondan sonra ya Tanrım işte Allah'ım benim evimi niye yıktın diyor baktığınız zaman. Ya da deprem, deprem bölgesine fay hattının tam üzerine ev inşa ediyor. Şimdi bilim var. Allah bilimi, evet, de vermiş. Bilim var. Bu bilimi kullanarak deprem bölgesine ev yapmayı ver. Yani hocalarım biz iyilik tohumlarını ekmeliyiz. Bunda ısrarcı olmalıyız, aktif olmalıyız. Pasif, nötr duran kişi iyi olarak tanımlanamaz diyebiliriz. İyilik tohumlarını aktif olarak yaymalıyız. İyiliği yaygınlaştırmalıyız. Ve tabii ki kaderin adaletle, hikmetle iş gördüğünü, bizim de görünene göre hükmettiğimizi düşünerek bazı kötü görünen şeylerin aslında iyi olduğunu da düşünmeliyiz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocalarım. Bir dahaki programda belki bu tartışmayı devam ettirerek programımızı gerçekleştiririz. İzleyicilerimize de mutlu günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın, iyilikle kalın inşallah. Görüşmek dileğiyle.